Şimdi sevgili arkadaşlar, bu haftaki konumuz bumerang yasası. Bumerang yasası. Bumerang ne demek? Bumerang, aborjinlerin avlanmak için kullanmış oldukları böyle şu şekilde bir aparat, bir alet. Ağaçtan yapmış oldukları bir alet. Fırlatıyorlar. Karşıdaki canlıya temas ediyor. Dönüp dolaşıp geri ellerine geliyor. Havada yakalıyor abi bumerang. Ne demek bu? Siz cismi fırlatıyorsunuz. Öyle bir kavis verilmiş ki o cisim havada dönüyor, dönüyor, dolaşıyor, hop geri size geliyor. Hayatta bumerang yasası denilen bir kavram vardır. Peki bizim bumerangımız ne? Ağzımızdan çıkan sözcükler bizim bumerangımız. Evet, bu üç konularımızdan bir tanesi bu. Ağzımızdan çıkan her sözcük bizi ve bizden sonraki 7 nesli etkiliyor. Sizden önceki 7 nesil önceki dedenizin, nenenizin, atanızın, soyunuzun ağzından çıkan bir sözcük şu anda sizin hayatınızı etkiliyor. Hem kendinizi hem de sizden sonraki gelen nesilleri etkileyebiliyorsunuz. Söz kurşun gibidir. Söz ok gibidir. Bir defa ağızdan çıktıktan sonra geriye dönüşü yok. Şimdi günlük hayatta başımıza birçok kaza, bela, musibetler geliyor günlük hayatta. Aslında biz kendimizi sorgulamıyoruz. Yahu ben bu olayı yaşadım ama acaba bunun sebebi ne olabilir? Ben bu sebebi öğrenmeye niyet ettim deseniz 3 gün sonra, 5 gün sonra o olayın sebepleri sizin bilinçaltınızdan zihninize doğru koşar adımlara gelir. Gelir. Denemesi bedava. Sadece niyet edin. Ama biz ne yapıyoruz? Bir olay yaşadık. Başımıza kötü şeyler geldi. Hemen fail aramaya başlıyoruz. Suçlu aramaya başlıyoruz. Sen var ya sen. Bunun sebebi sensin. İşte çocuğunuz Allah korusun uyuşturucudan öldü. Hemen ne yapıyorsunuz? Çok kötü bir arkadaş çevresi vardı. Arkadaş çevresi var ya benim oğlumu aldı götürdü. Hayır. Onlar dış etkenler. Esas kendimize bakmamız lazım. Acaba sen kimin çocuğunu kınadın? Kimin torununu kınadın? Bakın kınama enerjisi. Kimi kınadın? Kime iftira ettin? Kimin aleyhine konuştun? Kimin gıybetini yaptın? Bumerang. Çünkü başımıza ne geliyorsa bizim kendi yapıp ettiklerimizin sonucunda geliyor. Atalarımızın bedelini ödüyoruz. Evet, atalarımızın bedelini ödüyoruz. Eğer olayların içine girip irdelersek buna benzer çok şeyle karşı karşıya kalırız arkadaşlar. Bakıyorsunuz anne kürtaj yaptırmış. 3 tane, 4 tane. Diyelim 2 tane kız olmuş, kürtaj yaptırmış ondan sonra 3 tane, 4 tane. Enerji sistemi diyor ki kürtaj cinayettir diyor. Kürtaj cinayettir diyor. Çünkü sen orada masum bir canlıyı öldürüyorsun. Yavruyu öldürüyorsun. Sonra kız, 2 tane kızı vardı. Sonraki çocuklar da kürtaj yaptırdı. Kızları büyüyor, evleniyor. Çocuklar olmuyor. Niye? Çünkü annesi 7 tane can aldı. Sistem, enerji sistemi buna izin vermiyor. 7 tane can aldı. Ya da çocuk doğsa da bakıyorsunuz ki sıkıntılı. Yetiştirme yurtlarında çocuklara bakın. Çoğu engelli, zihinsel engelli, bedensel engelli. Dikkat edin bakın. Yetiştirme yurtlarında kalan çocuklar. Çok tanıdığım var çevremde. Evlatlık aldılar. Çocuk engelli. Niye? Çünkü çocuk istenilmeyen bir çocuk. Gayrimeşru bir çocuk. İstenilmemiş. Anne hamile kalmış, istememiş. Çocuk zihinsel engelli. Enerji sistemine bakıyoruz, çocuk çıldırıyor. Bedensel olarak hiçbir şey yok çocuğun. Sapasağlam bedensel olarak. İstemediniz de bak ağzınızdan çıkan bir söz. Sen istemiyorum, senden nefret ediyorum, senden tiksiniyorum. Anne karnındaki çocuk ve onun bilinçaltı ya da onun sistemi kendi kendini imha edebiliyor. Çünkü sevilmeyen, istenilmeyen bir çocuk. Bakın araştırın bakın. Göreceksiniz. Biz olayları okuyamıyoruz sevgili arkadaşlar. Yani başımıza bir olay geldi. Dediğim gibi bahanesi hazır. Senin yüzünden geldi. Yok senin yüzünden geldi. Yok senin yüzünden. Başkasının yüzünden size bir şey gelmez.
Eğer evimize hırsız giriyorsa bunun sorumluluğunu kendimize almamız lazım, bakmamız lazım. Benim evime neden hırsız giriyor? Niye Ayşe'ye, Fatma'ya, Ahmet'e, Mehmet'e değil de senin evine hırsız girdi kardeşim? Niye? Bir sebebi var. Sebepsiz değil. Haşa arkadaşlar, Allah zalim değildir. Zalim olan bizleriz. Ağzımızdan çıkan bir sözle hem kendimize hem de bizden sonraki nesillere zulmediyoruz. İşte kınadınız, iftira ettiniz, yalan söylediniz, aleyhine konuştunuz, aleyhine şahitlik yaptınız. Hocam diyor, gittim diyor, bir köyde bir olay oldu diyor. Filancanların diyor, aleyhine konuştum diyor. Ya o günden beri iki yakam bir araya gelmiyor diyor. Yüzün gülmüyor diyor. Gelmez tabii ki. Niye? Yalan söyledi. Yalancı şahitlik yaptı. İnsanlar böyle basit bir şeymiş gibi. Yalancı şahitlik de yapıyor. Gizli tanıklık da yapıyor. Onun bedelini öyle ağır ödeyeceksin ki. Öyle ödeyeceksiniz ki sülalece gideceksiniz. Niye? Siz de dedenizin, nenenizin mirasçısısınız kardeşim. Onun nasıl ki mal varlığı size kalıyorsa borçlar da size kalıyor. Manevi problemleri de size kalıyor. Bunun için lütfen iyi bir insan olalım. Şeyin deyimiyle Hacı Bektaş'ın deyimiyle ne diyor? Eline, diline, beline sahip olur mesela. İyi bir insan olalım ya. Evet, nefis taşıyoruz, yanlış yapabiliriz, ayrı mesele. Ama iyi bir insan olalım. Elimizden geldiği kadar. Söz, dil. Çok tehlikeli. Çok faydalı, çok da tehlikeli. Eğer biz dili olumlu yönde kullanırsak çok faydalı. Ama olumsuz yönde kullanırsak bunun ceremesini, sıkıntısını hep beraber çekeceğiz. İstediğiniz kadar konuşun. Şimdi televizyon programlarını izliyorsunuz. Sabahtan akşama kadar güya yorumcular birbirlerine küfür, hakaret, gıybet, dedikodu, alay etme, dalga geçme enerjileri gönderiyorlar. Nasıl ölecekler bilmiyorum. Takip edin. Nasıl ölecekler bilmiyorum. Öldükleri zaman ne olacak onu da bilmiyorum. Sana ne kardeşim ya? Sana ne? Filancadan sana ne? Bana ne filancadan? Bize ne? Biz aslında hani geçen de bahsetmiştik bundan önceki farkındalık terapilerimizde, atölye çalışmalarımızda. Biz kendimize odaklanacağız kardeşim. Kendime odaklanmam lazım. Yani hayat şu. Ne ekersiniz onu biçersiniz. Hani bir atasözü bu. İnsan ektiğini biçer. Ne ekersen onu biçersin diyoruz ama ya işte bir atasözü buradan yürüyor, buradan da çıkıyor. Bunun biraz böyle derinine indiğimiz zaman bu söz mükemmel bir söz. Harika bir söz. Ve çok derin manalar içeren bir söz kardeşim. Kendi ara. Ne olursa, ne olmuşsa, ne yaşanmışsa kendinde soyunda ara. Ara. Birisine zulmedebilirsin. Ama aynısını sen de yaşayacaksın. Birisinin çocuğuna tecavüz edebilirsin. Senin çocuğun, senin torunun, senin soyun bunu yaşamak zorunda. Kaçınılmaz bir şey. Birisinin malını çalabilirsin. Öyle darda zorda olduğum zamanda seninkinde öyle bir çarar var ki. Niye? Çünkü bedel ödemek zorundasın. İşte alma ve verme dengesi bu. Bedel ödemek zorundayız. O bedeli ödeyeceğiz. Şimdi hayatta aslında her şeyin bir dili var. Matematik bir dildir. Evet. Kendimizi okuma. İkinci konumuz. Kendimizi okuma. Hayatı okuma. Matematik bir dildir. Fizik bir dildir. Değil mi? Matematik formüllerini okuyoruz. Ya füzeler yapıyoruz da. Amerika'nın düğmeye basıyorsunuz, orada füze yükseliyor uzayda. Tak. Filanca yerin başkentine geliyor filanca. İşte değil, İran'ın Kum kentindeki nükleer tesisi tak bombalıyor. Kaç bin kilometreden geldi? 10.000 kilometreden. Neye göre geldi bu? Kardeşim, elin adamı matematik dilini çözmüş, formülü çözmüş. Evet. Fizik bir dildir. Kimya bir dildir. Her şeyin bir dili var hala. Hayvanların dili ayrı. Olayların dili ayrı. Başımıza bu olay geldiği zaman şuna dikkat etmemiz lazım. Yahu bu olay bana ne anlatıyor be? Bu olay bana ne anlatıyor? Bana hangi mesajı veriyor? Ya da bize hangi mesajı veriyor? Bu olayın dili ne? Duyguların bir dili var. İşte başımızda diyelim ki bir tümör çıktı, Allah korusun, tümör çıktı beynimizden.
anında o bölgenin acı, ağrı meydana gelmeye başlıyor. Ağrı. Ne diyor ağrı bize? Değil aslında. Bedenimiz bizimle konuşuyor. Değil, değil. Ne diyor bize? Ya burada bir tümör var diyor. Hemen tedbirini al. Git uzmana git, doktora git, tedbirini al, tedavi ol. Bunun çaresine bak diyor. Daha derine inersiniz, o tümör niye var? O da bir bak, mesaj bizim için. O da bir değil. Onu da anlayabilsek. O tümör niye var? Bakıyorsunuz, kanser hastası hanımefendi 24 saat kendi kendine küfrediyor. Kendi kendine aşağılıyor. Kendini değersiz görüyor. Beyin, vücut kendi kendini imha ediyor kardeşim. Çünkü sen de bunun mesajı. Yani işte geçmiş yıllarda çalışıyoruz. Hanımefendinin çocuğu olmuyor. 5 defa tüp bebek denemesi yapmışlar ve hiçbir sıkıntısı yok. Safa sağlam, hiçbir sıkıntısı yok. Yani bedensel anlamda, tıbbi olarak hiçbir sıkıntısı yok. Kendisinin de şimdi 12 yıllık evliler. Çocuklar olmuyor. Oturduk çalıştık. Ne çıktı? Kadın sürekli ben hamile kalamam. Ben hamile kalamam. Kalamam. Benim çocuğum olmaz olmaz diye düşünüyor bak. Düşünceye görüyor musunuz? Daha ötesine bakıyorsunuz. Evet o ailenin, o sülalenin, çocuklar evinin sıkıntısı var. Geçmişte istenilmeyen çocuklar olmuş. Yani domino taşı gibi biz bir taşı devirdiğimiz zaman o taş başkasını deviriyor, diğer taşı deviriyor, diğer taşı deviriyor. Bir de bakıyorsunuz ki bütün dominolar yere serpmiş. Başında küçük olayı gelmiş. Hayat çekilmez bir hale gelmiş. Şimdi ağzımızdan çıkan her sözcük bizim için önemli dedik. Şunu istiyoruz yanımda arkadaşlar. Mesela gün boyunca zihninize hangi düşünceler geliyor? Önemli olanları yazın lütfen. Yazın. Önemli olanları yazın. Yani gün içinde zihninize gelen, sizi daraltan, bunaltan gelen düşünceleri yazın. Tak 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 yazın. Düşünceleri yazın. Toplasanız 200-300 tane farklı düşünce vardır. Çok fazla değişmez bak. Farklı düşünceler vardır. Onları tekrar edip durursunuz. Nasıl tekrar edersiniz? Mesela modlar diyoruz biz. Bazı insanlar şikayet modundadır. Hep şikayet eder. Hep. Sürekli şikayet. Olmaz olsun bu hayat. Niye bugün hava çok sıcak? Ertesi niye bugün hava çok soğuk? Niye şu geç kaldı? Niye, neden bunu böyle yaptı? Niye şuraya gitti? Hep şikayet modu. Burada da yine bir kısır döngü oluşuyor işte. O kadıncağız şikayet modu girdabından çıkamıyor. Hayatı şikayet üzerine kurulmuş. Dikkat ederseniz düşüncelerinizi, zihninize gelen düşüncelerinizi yazdığınızda hangi modda olduğunuzu bulursunuz. Yazın. Deneyin yazın. Ya. Ne olacak kardeşim? Gün içinde zihnime gelen bazı düşünceleri yaz. O düşünceleri topladığınızda hangi modda olduğunuz ortaya çıkar. Eleştiren mod. Bir başka insan işte suçlayıcı mod. O da hep suçlar. Sen aptalsın. Zaten bunlar gerizekalı. Bunlar manyaklar. Sadece kendisi mükemmeldir hayatta. İşte bazı insanların eşleri böyledir. Bazı patronlar böyledir. Bazı liderler böyledir. Sadece kendisi mükemmeldir. Geri kalan insanlar hiçbir şey bilmezler. Hepsi boştur onlar için. Bu ne? Şikayet modu. Kim insanlar hep hastalığını anlatır. Hastalık modu. 24 saat hastalığını konuşur. Filanca doktora gittim de bana şu ilaçları yazdı da şunlar şunlar şöyle yaptı da onu kullandım da o fayda etmedi de oradan çıktım da başka yere gittim de filanca doktor şunu yazdı da abla teyze destan yazıyor. Niye? Bak hastalık modunda. O insan mutlu olamaz ki. 24 saat hastalığını anlatıyor. O moddan çıkması lazım. O girdaptan çıkması lazım. Bakalım işte hayatımızda şikayet modunda mıyız? İsyan modunda mıyız? Bazıları da isyan modu. Olmaz olsun bu hayat. Ben bu dünyaya niye geldim? Batsın bu dünya. Kim var? Var mı içimizde? İsyan modunda olan? Şikayet modu. Şikayet modu, isyan modu, şikayet modu. Başka? Hepimizde var, bende de var arkadaşlar. Olmuyor yok ki. Her insanda vardır yani. Önemli olan şey, bunların farkına varabilmek ve bunları değiştirebilmek. Modlar hayatımızı etkiliyor.
düşünce yapımız, ağzımızdan çıkan her söz önce kendi hayatımızı etkiliyor, sonra diğer insanların hayatlarını etkiliyor. Modlarımıza bakalım. Kim insanda acıma modu vardır. Bakın merhamet demiyorum, acıma modu. Sürekli acıma modundadır. Ay şöyle mi oldu, ay böyle mi oldu? Modlar çok, yüzlerce mod bulabilirsiniz. Fakat işte bu modları farkına varıp da bunları pozitif modlara değiştirirsek, takas edersek, değiştirirsek hayatımız güzelleşmeye başlayacak. Mesela bazen soruyor insanlar, işte nasılsın Hayrettin Hocam? İyiyim, teşekkür ederim deriz değil mi? Yine de ağız alışkanlığı. Ben öyle demiyorum genelde. Ne diyorum artık? Bazı modların bilinç altına kodlanması lazım, yerleştirilmesi gerekiyor. Mesela şükür modundayım diyor. Şükür modundayım. Şükür. İnancım doğrultusunda şükür modundayım. Nasılsın Hayrettin Hocam? Şükür modundayım. Bunun içinde ne yaşarsam yaşayayım, hep ne var dilimde? Teşekkür var. Şükran duygusu var. Şükran duygusu var. Şükür. Şükür. Kötü bir şey değil. Başımıza kötü olaylar gelebilir, iyi olaylar da gelebilir. Ama şükür modundaysanız bakın, modunuz pozitif olduğu için herhangi bir gerginlik hissetmezsiniz, yaşamazsınız. Bir başka mod ne var? Mesela teslimiyet modu var. Ben de örnek diyorum, teslimiyet modu var. Bir olay olmuş. Teslimiyet modunda demek ki olması gerekiyormuş mesela. Yanmış, bitmiş, gitmiş, çalınmış, şu olmuş, bu olmuş. Eyvah, şöyle oldu, eyvah, böyle oldu. Mod diyeceğim, dövüneceğim. Yok, ne yapıyorum? Demek ki olmaz. Bak teslimiyet modu. Neye inanıyorsanız, inancınız neyse. İnancınız yoksa varoluşa teslim olursunuz. İnancınız varsa yaratıcıya teslim olursunuz. Teslimiyet modu önemli bir moddur. Başınıza ne kadar kötü olay gelirse gelsin, bunda bir hikmet arayıp, bunda bir sebep arayıp, o sebep üzerinden teslimiyet moduna girdiğinizde en azından acı çekmezsiniz. Zaten başınıza gelmiş, onu değiştirme şansınız zaten yok. Örnek diyelim, işten atılmışsınız, tamam. Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Oturuyorum. Demek ki bunu yaşanması gerekiyormuş. Sonra ne yapıyorum? Ben yeniden daha güzel, daha kaliteli bir işi nasıl kurabilirim? Çözüm odaklı düşünüyorum. Nasıl kurabilirim? Onlara bakın. Sevgili arkadaşlar, kendi modlarımızı bulmamız için şöyle bir şey tavsiye edeyim ben size. Öncelikle annenizin ve babanızın modlarına bakın. Mesela onları izleyin öncelikle. Hele hele anneniz. %80 anne modundasınızdır. Hele hele annenize bakın. Anneniz hangi modda? Eleştiren modda mı? İsyan modunda mı? Küfür hakaret modunda mı? Aşağılama modunda mı? Önce annenize bakın. Annenizin en çok ağzından hangi cümleler çıkıyor? O cümleler %80 aynısı sizden de çıkıyor. Niye? Biliyor musunuz? Çünkü sizin ilk öğretmeniniz anneniz. Onun rol modeli aldınız. Bilinçaltınıza kodlanıyor kardeşim. Siz konuşmayı annenizden öğrendiniz, yemek yemeyi annenizden öğrendiniz, sevmeyi annenizden öğrendiniz. Hepsini annenizden öğrendiniz. Lütfen önce annenizi analiz edin. Yazın. Annem şu cümleyi kullandı, şunu kullandı, şunu kullandı, şunu kullandı. Bir araya getirdiğiniz zaman zaten şunu göreceksin. Aa ya benim annem hep eleştiren noktaymış. 24 saat eleştirmiş, eleştiriyormuş. İşte bu farkındalık bizim hayatımızı değiştirmemizde altın anahtardır. Farkına vardığınız zaman hayatımızı değiştiririz. Yoksa 40 sene aynı modda yaşarsınız. 50 sene aynı modda yaşarsınız. Hep eleştiren mod. Bakıyorum yani geçen birisi geldi. Adam kendi hayatında 5 kuruşluk iş yapmamış bu adam. Kumarbaz, kumar oynamış. Bakın, kumar oynamış. İflas etmiş. Bütün işlerini batırmış. Oturduk bir yarım saat, bir saat konuştuk. Adam manualda kül bırakmıyor. Kimseyi beğenmiyor kardeşim. Onun gözünde herkes kötü. Bir tek kendisi iyi. Mükemmel bir adam. Şimdi tanımadım birisi olsa diyeceğim ya kardeşim tanımıyorum. Ya seni tanıyorum tabii. Tanıdığım insansın. Ama bakın onun gönlü çok farklı. Adam eleştiren bir adam. Çevresindeki insanlar kendisine selam vermiyor. Ya bu adam bir şey yaramaz diyorlar ya. Gereksiz teki diyorlar. Bir şey yaramaz var. Ama onun bakış açısı olaya baktığınız zaman, insanlara baktığınız zaman kendisi mükemmel, herkes hatalı. Halbuki bütün malı mülkünü kaybetmiş, çoluk çocuğu kendisinden ayrılmış gitmiş, çocuğu bir ara kendisini öldürmeye kalkmış, bıçakla doğramaya kalkmış babasını örnek diyorum. Hanımı kendisinden boşanmış,
Dört tane evladı var, hiçbiri görüşemiyor, bekliyor, görüşmüyor. Hayat perişan, ama bakarsanız lafa, dersiniz ya bu adam ülkeyi yönetecek bu adam dersiniz. Umutlar. Demek istedim. Bazen de annesiz büyürsünüz işte. O zaman kim rol model aldınız? Halanızın, teyzenizin, başka birisinin, onlara bakmak lazım genelde. Önce annemize bir bakalım. Kendi modlarımızı ortaya çıkarmak için. Çünkü başkasını gözlemlemek biraz daha kolay olur. Kolaydır. Sonra bir de babanızı gözlemleyin. Babanız nasıl davranıyor? Ne yapıyor? Onun modları ne? Onun ikisini bile... Sonra evde abiniz, ablanız varsa yaşça sizden. Onların modlarını bir gözünden bulunduralım. Bir süre sonra kendi modlarınızın neler olduğunu farkına varacaksınız. Ya işte farkına vardığınız andan itibaren değiştirmek kolay. Dediğim pozitif modları değiştiriyoruz. Ya Allah Allah ben 40 yıldan beri hep isyan modundaymışım ya. Hep isyan etmişim. Kazancım ne? Yok. Zararım sınırsız. Sınırsız zararım var. Dediğim gibi şükür modu ve teslimiyet modu. Bunlar daha çok bize mutluluk duygusunun ortaya çıkmasını sağlar. Dünyada da böyledir mesela. Var olan şeye teslim olmak diyor. Başına bir olay geldi. Olan olduğu gibi kabul et. Bu yapman gereken için engelli. Olanı ol. Başına gelmiş çünkü. Diyelim Suriye'de savaş çıkmış. Onu değiştirme şansın yok. Çünkü sen bir devlet yetkilisi değilsin. Sen bir ne diyelim dünyayı kurtaracak bir adam değilsin. Senin ancak kendine gücün yeter. Bizim ancak kendimize gücümüz yeter. Ama biz farkına varmadan ne yapıyoruz? Çevremizdeki insanların modlarını değiştirmeye çalışıyoruz. Yani annemizi değiştirmeye çalışıyoruz, babamızı değiştirmeye çalışıyoruz, kardeşimizi zorla değiştirmeye çalışıyoruz. Kardeşim sen ancak kendini değiştirebilirsin, başkalarını değiştiremez. Bugün burada noktalayalım.